Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Basın toplantımıza Türk Spor Camiası'nı ve Fenerbahçe Camiası'nı yasa boğan elim olayı ile başlayalım. Can Bartu'ya partimiz adına rahmet diliyorum. Futbol ve basketbol sporunda bir efsane olmuş Fenerbahçe'nin yıldızlaşmış, senior lakabıyla ünlenmiş ve şereflendirilmiş önemli bir spor adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızdan sonra Sayın Genel Başkanımız da taziyeye gideceklerdir. Bunu da bu vesileyle paylaşmış olalım. Malum İstanbul'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu İstanbul'da demokrasi nöbeti tutuyor bildiğiniz gibi. Sayın Genel Başkanımız da bugün bu nöbete iştirak etmek için İstanbul'da. Bugün önce grubumuzla, milletvekillerimizle demokrasi nöbetini değerlendirdik. Sayın Genel Başkanımıza size basına kapalı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıya İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da katıldı. Hemen grup toplantısının peşinden Merkez Yönetim Kurulumuzla toplantı halindeyiz. Aynı şekilde bu toplantıda da İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bir kısmına katılarak bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıntılara boğulmanın artık bir anlamı kalmadı. Hukuki bir süreç siyasallaştırılmak suretiyle siyasal bir süreç Türkiye'ye yaşatılıyor. Ancak şunu söylemek isteriz ki Büyükçekmece'de seçmene taciz, Maltepe'de sayıma fren yapılıyor, engelleme yapılıyor. Bilinçli bir şekilde Maltepe'de tekrar ikinci defa sayılması gereken ve sayımına da başlanan oyların sayım işleminde bilinçli, kontrollü bir yavaşlatma sürecini de yaşıyoruz. Gerek oyların tümünün, gerekse geçerse oyların sayılmasına hükmedilen bütün seçim çevrelerinde oy sayım ayrım işleri tamamlanmışken Maltepe'de henüz sayım işleri tamamlanamadı. Burada bir engelleme süreci yayma, zamana yayma kastı arıyoruz. Büyükçekmece'deki olay vahim ötesi. İsterseniz Büyükçekmece ile ilgili bilgi vererek başlayayım. Telefonum şu anda yanımda yok ama Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında ayrıca bir emniyet koridoru var. Bir abluka var. Polisler, içerideki polisleri onlarca otobüse çevik kuvvet polisi koymak suretiyle Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan iş ve işlemle ilgili bir duvar örmüşler. Polis binasının etrafına polislerden bir duvar örülmüş. Çok merak ediyorum. An itibariyle bugün sabahtan beri Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nde ne yapılıyor? Bir emniyet müdürlüğünün etrafı otobüslerle, içinde çevik kuvvet polisi olan otobüslerle neden çevrilir? Bunu anlamış değiliz. Bize şöyle bilgiler ve bulgular geliyor. 5 gün boyunca Büyükçekmece halkına adeta taciz ve basınç uygulayarak nereye oy verdiklerinden tutun da 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuklara çocukları seçmen diye ya da sahte seçmen diye kaydeden polisin dışarıda tuttuğu tutanaklardan istediği sonucu alamadığını anlıyoruz. Hal böyle olunca şimdi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislere hazır matbu tutanak tutturulduğuyla ilgili ciddi bir duyuma sahibiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerin dışarıda vatandaşların evlerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşların polislerin zorlamasına rağmen vatandaşların imzalamadığı tutanakların yerine sahte tutanaklar tutulduğuna dair ciddi bilgi ve emare var. Bu konuda yetkililerden öncelikle bir açıklama bekliyoruz. Bu seçimler çoktan bitmeli ve Türkiye kendi gündemine dönmeliydi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veri hazırlama kontrol işletmeni gibi çalışan Yüksek Seçim Kurulu'nun da bir an önce üstlendiği görev ve sorumluluk çerçevesinde anayasaya ve kanunlara uygun bir şekilde görevini yapması ve görevini yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından ve etkili ve yetkililerinden etkilenmemesini de bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi
çıkamadığı sandıktan, çıkamadığı sandığın içine polisi ve sahte tutanakları, savcıyı ve mesnetsiz soruşturma evraklarını sokarak bu sandıktan çıkma peşindedir. Seçim bitmiştir. Bizim nezdimizde İstanbul 39 ilçe ve büyükşehir belediye seçimleri tamamlanmıştır. Ekrem İmamoğlu 13.970 oyla, oy farkla İstanbul'un belediye başkanıdır. Bunu artık herkesin bir an önce kabul etmesi bir zorunluluktur. Bu inadın, inatla bir murattır mantığıyla sürdürülen bu inatlaşmanın hiç kimseye ve özellikle de Sayın Erdoğan'a bir yararı yoktur. İnat bir murat değildir. Sayın Erdoğan bu seçimin kaybedilmesiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorundadır. Bilmelidir ki Sayın Erdoğan en yakın çalışma arkadaşları tarafından yanıltılmış ve kandırılmıştır. En yakın çalışma arkadaşları şimdi kendi kusurlarını kapatmak için Sayın Erdoğan'a komplo teorilerini önüne koyarak ikna etmeye ve inandırmaya çalışmaktadırlar. Yok seçime FETÖ bulaştı, FETÖ müdahale etti. Sayın Erdoğan'ı bu paranoyaya sokmasınlar. Seçimden önce de kaybetme endişesiyle Erdoğan Haçlılar Türkiye'ye saldıracak paranoyasına sarılmıştı. Seçimi kaybetti. Şimdi FETÖ sandığa müdahale etti. Sandık kurullarına müdahale etti. Paranoyasıyla baş başa kalmıştır. Paranoyaya gerek yok. Seçimi kaybetmenin sorumluluğunu kendi hırsında, kendi kibirinde ve kendi öfkesinde aramalıdır. Seçimi kaybetmenin sorumluluğunu Erdoğan'a pembe tablo çizerek, yaşanan ekonomik krizden kaynaklı vatandaşların yaşadığı sorunları Erdoğan'a göstermeyen ve vatandaşın hali çok iyi diye Erdoğan'ı yanıltan ve yanlış ekonomik politikaların sürmesine neden olan AK Parti'nin üst düzey kurmaylarıdır. Erdoğan bir sorunlar arayacaksa, bir kusurlar arayacaksa burada aramalı. Büyükçekmece halkının, vatandaşların evlerini, vatandaşların iş yerlerini polisler tarafından taciz ve baskı altında tutturmamalıdır. Değerli arkadaşlar, demokrasiye yönelik kumpasın ayrıntılarını bugünkü toplantılarımızda burada görüşüyoruz. Demin söyledim, Büyükçekmece'deki gelişmeleri görüşüyoruz ve Maltepe'deki rahatsızlıkları görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekçe ve mazeret üretmiyoruz. Ve tekrar söylüyoruz. Şu anda iktidar elindeki devleti kullanarak milletin tercihini devlet eliyle değiştirmeye, milletin tercihini yok saymaya, yok hükmünde saymaya ve kendi arzu ettiği sonucu tutanaklara yansıtmaya çalışmaktadır. Bunun yapılabilmesi mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, polis sokağa çıkıp kapı çalıyorsa, kime oy verdin diyorsa, vatandaşı sorguluyorsa bu şu demektir. Biz artık demokrasiden vazgeçtik demektir. Biz demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye demokrasiden vazgeçmeyecek. Türkiye'de demokrasinin yaşaması için hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir kuvvet tarafından ortadan kaldırılmasına, askıya alınmasına engel olmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün kadrolarımızla, bütün örgütümüzle, bütün seçmenlerimizle, bize güvenen bütün vatandaşlarımızla demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Şunun da bilinmesini isterim. Bu yaşanan süreçten AK Parti'nin devleti, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını kullanarak Türkiye'de yaşattığı şu 10 günlük süreçten oldukça rahatsız olan çok sayıda AK Partili milletvekiline, AK Partili il ilçe yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Konuştuğumuz çok sayıda AK Parti'nin yöneticisi gerek taşra teşkilatında gerek merkez teşkilatında yaşananlardan rahatsız olduklarını açık ve net bir şekilde bize ifade ediyorlar. Değerli arkadaşlar, şunun bilinmesi lazım. Dayanakları Büyükçekmece, Büyükçekmece'de 18 Ocak'ta tutuklanmış bir nüfus memurudur. Nüfus memuru 18 Ocak'ta tutuklanmış ve Büyükçekmece'de sandık seçmen listeleri 4 Ocak 31 Ocak arasında iş ve işlem görmüş. 4 Ocak'ta ilk liste çıkmış, 31 Ocak'ta listeler kesinlenmiş. Tam ortasında bir memur tutuklanıyor. Bu memurun yazdığı 354 seçmenin de seçmenlik hakkı donduruluyor. Büyükçekmece'de toplamda 760 seçmenin seçmenlik hakkı donduruluyor. Böyle olunca ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerin de olduğu sanıyorum 49 kişinin seçmenlik hakkı ellerinden alınmış, dondurulmuş. Ama bir şey var.
Büyükçekmece Nüfus Müdürü'nün evinde İGDAŞ Genel Müdürü, eşi ve çocuğu kayıtlı. Ali İhsan Sılkım, İstanbul Büyükçekmece Nüfus Müdürü'nün evinde seçmen görülüyor. Gerçekten aynı evde mi oturuyorlar? Bunu basın mensuplarının ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Büyükçekmece'de sahte seçmen aranacaksa, Mevlüt Uysal orada adaydı. Seçmen naklini oraya aldırıp orada oy kullanmasında bir yadırgama olmamalı. Ama Mevlüt Uysal'ın kendisiyle birlikte Büyükçekmece'de iki ayrı daireye kaydettirdiği 22 kişidir. Bunlar Mevlüt Uysal'ın özel kalem müdürü, danışmanı, şoförü, sekreteri, yardımcılarıdır. Ve Büyükçekmece'de hakikaten usulsüz bir seçmen kaydı yapılmışsa, bunun mimarı da, mihmandarı da Mevlüt Uysal'dır. Büyükçekmece Nüfus Müdürü'nün Sayın Erdoğan'ın feodal olarak bir yakın olduğu da Türkiye'de bilinen bir gerçektir. Gene Büyükçekmece Nüfus Müdürü'nün AK Parti ilçe teşkilatında AK Parti MHP'nin ortak düzenlediği Yeni Kapı'daki mitinglerindeki boy boy fotoğrafları da kamuoyunun hafızalarındadır. Sonuçta bir nüfus memurunun tutuklanmasından yola çıkarak sahte seçmen üretmek yoluyla seçim iptali boş bir hayaldir. Yasal olarak da zaten mümkün değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu saatten sonra kesinleşmiş sandık seçmen listeleri üzerinden bir karar alabilmesi mümkün değil. Geriye dönük hiçbir örneği de yoktur. Ama bu vesileyle şunu söylemek isterim ki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin millet iradesini kabul etmesi ve buna boyun eğmesi, millet iradesinin başımızın üstünde yeri vardır eskiden söyledikleri ifadeyi tekrarlamasını biz de bekliyoruz. Şu unutulmamalıdır. Milletin iradesini sandıkta koruduk. Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesini masa başında vermeyecek güce, kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi bakımından seçim bitmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından daha fazla baskı ve basınç altında tutulmasına rızamız yoktur. Bu vesileyle Yüksek Seçim Kurulu'na da bir çağrımız vardır. Sayın Genel Başkanımızın müteahhit defalar söylediği gibi Yüksek Seçim Kurulu geçmiş içtihatlara uygun hareket etmek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu devlet gücüyle üretilen yasa dışı delillere itibar etmemek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu baskılara boyun eğmemelidir. Yüksek Seçim Kurulu seçimsiz Türkiye isteyen iktidarın oyuncağı, aleti, manivelası olmamalıdır. Yüksek Seçim Kurulu hukukun üstünlüğümü, sarayın üstünlüğümü noktasında hukukun üstünlüğünden yana tercih kullanmalıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar Türkiye'de bir aydınlığa ya da Türkiye'de zor ve karanlık günlere yol açacak bir noktadayken Türkiye alacağı kararla Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı sunmak zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu kumpasa alet olmamak zorundadır. Ve Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'dan korkmak yerine Allah'tan korkmayı ve milletten utanmayı bilmek zorundadır. Bu çerçevede değerli arkadaşlar tekrar söylüyoruz. İktidarın elindeki devleti kullanarak milletin tercihini ortadan kaldırmasına Türkiye seyirci kalmayacaktır. Ayrıca bu yaşananların Türkiye'yi dünyadan, dünyayı Türkiye'den koparacak kadar sıkıntılı bir süreç olduğunun bilinmesini de ister ve bekleriz. Kim Türkiye'de demokrasinin tahrip edilmesine yol açarsa, kim Türkiye'de bunca yıllık demokrasi birikimimizi gölgeleyecek, ona halel getirecek iş yaparsa bilsin ki bu Türkiye'nin zararınadır. Ancak dünya milletler ailesi içinde biz dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. 190 ülkeyle birlikte yaşıyoruz. Artık dünyada milletler ailesi demokrasiyle yönetilmeyen ailelerle ilişkileri kesiyor. Dünya bu seçimlerle ilgili AK Parti'nin, iktidarın, hükümetin, yargının işbirliği, güç birliği içinde entrika ve kumpaslarıyla bir hakkın gasp edilmesi hali Türkiye'de demokrasinin rafa kaldırılması halidir ki böyle bir halde dünya Türkiye ile selamı sabahı keser.
Bunun en büyük faturası da önce Türkiye ekonomisini etkiler, ekonomimize büyük zarar verir ve bu zarar 82 milyonun ve ülkenin zararı olur. Tekrar söylüyorum, Sayın Erdoğan bu inattan vazgeçmelidir. Seçim yenilgisiyle ilgili kendini ve yakın ekibini sorgulamalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığına dair Yüksek Seçim Kurulu ekranında halen an itibariyle duran oy sonuçlarını kabul etmeli, benimsemeli ve hep birlikte el birliği içinde Türkiye'nin sorunlarına odaklanmalı ve Türkiye'nin gündemine yeniden dönmeliyiz diye düşünüyoruz. Kamuoyuna saygıyla da duyuruyoruz arkadaşlar. Soru var mı? Buyurun. Büyükçekmece'de polisler vatandaşlara zorla tutanak imzalatmaya çalıştılar. Büyükçekmece'de polisler vatandaşın beyanının tam tersini tutanağa yazarak imzalatmaya çalıştılar. Ya da vatandaşa imzalatmadılar, dışarıda başka yerlerde kendileri imzaladılar. Büyükçekmece'de polisler vatandaşın beyanına rağmen bir kısım seçmenlerin burada ikamet etmediğine dair sahte tutanak düzenlediler. Hem de vatandaşın gözünün önünde. Büyükçekmece'de polisler Büyükçekmece halkını taciz ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi 60 milletvekiliyle Büyükçekmece'ye gidip orada sahaya indikten sonra da geri çekildiler. Bizim iddiamız şu, bize gelen bilgiler var, uyarılar var, ihbarlar var. Bunlara önce gülüp geçtik. Ama şimdi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bütün etrafı tekrar ayrıca bir polis kuvvetiyle çevrilmiş, belediye otobüslerine çevik kuvvet polisleri doldurulup emniyetin önünde dizilmişlerse bunda biz bir gariplik arıyoruz. Bu tutanakların tek elden standart tutanaklar olarak vatandaşın vermediği, göstermediği, beyan etmediği hususları, bilgileri içeride düzenleyip YSK'ya alelacele yetiştirileceğini düşünüyoruz. Sizin sorduğunuz üçüncü soruda İstanbul kararının, Büyükçekmece kararının ertelenmesinin de gerekçesi muhtemelen budur. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti dilekçe veriyor. Burayı iptal edelim. Edelim peki, ver bakayım gerekçeni, delilini. Ben onu sonra toplayıp geleceğim. Yani delilden suça gitmek, iş sonuca gitmek yerine sonuçtan delile gidilecek garip bir mantık izleniyor. Daha ucube olanı Yüksek Seçim Kurulu'nun, AK Parti'nin bu talebini kabul ederek dün görüşüp bitirmesi gereken Büyükçekmece başvurusunu ertelemesidir. Ne zamanı ertelediğine dair de bir tarih verilmedi bildiğim kadarıyla. AK Parti ne zaman delil getirirse, sahte delil getirirse o zaman görüşecek. Ama tekrar ben, herkes bilir ki, YSK üyeleri de bilir, seçmen kaydından dolayı seçim iptalinin geriye dönük örneği yok, olmaz. Çünkü YSK'nın bir takvim var. 4 Ocak ile 31 Ocak arasında seçmen listeleri iki defa askıya çıkmış inmiş. Ve kesinleşmiş seçmen listesi üzerinden YSK'nın yapacağı en ufak bir işlem yok. Diğer soru, Maltepe'de enteresan bir şekilde çok uzun süre seçim, oy sayım işlemi çok ağır ilerledi. Çok ağır ilerledi. Maltepe ile aynı seçmen sayısına sahip iki ilçeyi mukayese edersek Maltepe 1/4 oranında sayılabiliyor. Yani Maltepe ile eşit bir iki ilçeden birinde oyların tamamı sayılırken Maltepe'nin aynı süre içinde oylarının 1/4 sayılıyor. Biz sandık kurulu üyelerimiz diğer partilerin temsilcileriyle hızlanma konusunda temas yürüttüklerinde, görüşmelerde bulunduklarında Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partili sandık kurulu üyelerinin hızlandırmayan, daha çok masa kurarak oyların sayımına itiraz ettiklerini biliyoruz. Bu itirazın da o üyelerin kendi kişisel iradeleriyle değil, üst makamlardan, partilerinin daha yetkili kurullarından gelen talimatla yaptığını da
biliyoruz. AK Parti burada zamana oynamak suretiyle hala bulamadığı sahte delilleri arama peşinde. Ama 3 gün değil, 5 gün değil, 5 yıl arasalar bulamazlar. Bizim tavsiyemiz 5 yıl sonra yapılacak yerel seçimlere şimdiden hazırlanmaya başlamalarıdır. Evet. Özgür Altun, Cumhuriyet Gazetesi. Bugünkü toplantıda YSK'nın olası bir seçim iptali kararından sonra nasıl bir tavır izleneceğine dönük bir karar alındı mı? Bu konuşuldu mu? Seçim iptali bizim gündemimizde yok. Kesinlikle böyle bir konu görüşülmedi. Yeni seçim arkadaşlar 5 yıl sonra. Yani ne oluyor? 2024'ün Mart ayında yerel seçimleri yeniden yapacağız. Ama 2024'ün Mart'ında yapacağız. Seçim iptali diye bir konu gündemimizde yok, olmayacak. Türkiye'nin gündeminde de olmayacak. Olabilemez. Ayrıca olabilemez. Evet. Can Coşkun, Alt TV. YSK'nın seçimden önce açıkladığı takvimde pazar günü saat 17'ye dek olağanüstü itiraz süresinin olduğu görülüyor. Ancak Maltepe'de sayımlar halen devam ettiği için bu süre aşılacak gibi de duruyor. Bu konuya ilişkin YSK'dan partinize ulaşan bir bilgi aktarımı olmuş mudur? Maltepe sayımlarının devam etmesi suretiyle evet. Yani o arayıp bulamadıkları, bir türlü elde etmedikleri delillerin bulunup sunulması için de bir kapı, açık kapı aralığı gibi, bırakma gibi bir yaklaşım içindeler. Bu kesin itiraz noktasında, olağanüstü itirazla ilgili de süreler konusunda hukukçular arasında da görüş ayrılığı var, yalnız onu da söyleyelim. Yani hukukçular arasında da var. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını İstanbul halkı verdi. İstanbul halkına çok teşekkür ediyoruz. Yasal prosedüründe yetkililer tarafından gecikmeden yerine getirilmesini istiyoruz. Belediye başkanları 5 yıllığına seçilir. Daha şimdiden Ekrem İmamoğlu'nun 11 günü gasp edilmiştir. 11 günü çalınmıştır. Yani kanunun ve anayasanın öngördüğü 5 yıllık belediye başkanlığı süresinin 11-12 gününü bugün itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu gasp etmiştir. Bunun da altını çizmek lazım. Evet. Mazbata için Yüksek Seçim Kurulu üstündeki karabasanın dağılması bekleniyor. Basıncın dağılması bekleniyor. Maltepe bitse bile ben eminim Yüksek Seçim Kurulu yukarıdan bir talimat almadan mazbata konusunda bir sıkıntı yaşayacak. Kurulun bütün üyelerini kastetmem mümkün değil. Bir kısmını tenzih ederim elbette. Orada da hukukun üstünlüğüne, anayasaya bağlı üyeler tabii ki vardır. Bir gerçek var. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bir kısmının 1 yıl uzatılması zaten kurul üyelerinin itibarı noktasında kamuoyu bakımından önemli bir olumsuzluğa yol açmıştı. Ben o zaman da söylemiştim. Kurul üyelerine yazık. Kurul üyelerinin itibarıyla oynuyorsunuz demiştim. Şimdi bu süre uzatımının niye yapıldığını da gerekçelerini, böyle kurulun uygulamalarını gördükçe anlıyoruz maalesef. Üzülüyoruz tabii bu duruma da. Evet. Bildiğimiz kadarıyla hukuken AK Parti'nin olağanüstü süreci başlatabilmesi için Ekrem İmamoğlu'na ya da işte birinci olan Yüksek Seçim Kurulu rakamlarına göre isme mazbatanın verilmiş olması gerekiyor. Doğru biliyoruz herhalde. Doğru biliyorsunuz. Yani Maltepe'de de sonuçlanmadığı için il tutanaklarının bir araya getirilememesinden kaynaklı mazbatanın verilmediği şeklinde de bir tablo var. Yani böyle bakıldığı zaman sonuç tutanaklarının birleştirilmesi bekleniyor. Ondan sonra siz mazbatanın yine de verilmeyeceğini mi söylüyorsunuz? Bu hayır, verilmeyeceğini, verilmeme diye bir şey yok. Ben işte Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı İstanbul halkından. Maltepe'yi böyle uzatarak, Maltepe'deki sayımı yavaşlatarak yani AK Parti ile Yüksek Seçim Kurulu bir iş ve güç birliği yapıyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu diyor ki dur acele etme, aman bir çare bul, ben sana bir şey bulacağım. Ben bir şey bulacağım bu seçimle ilgili. Fakat bulamıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda çok zorda ve sıkıntı olduğunu biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun çok mahcup olduğunu da biliyorum. Sadi Güven çıksın da şu Kızılay'da bir yürüsün bakayım. Niye Sadi Güven çıksın Kızılay'da bir yürüsün? Yürüyemez. Gerçekten yürüyemez. İnsanların yüzüne bakamaz. Bu hale gelmeleri de üzüntü verici. Maltepe'nin uzatılması mazbatanın verilmesine engel değildir aslında. İstanbul İl Seçim Kurulu ekranında Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy bellidir. Rakibinin aldığı oy bellidir. Bu çerçevede İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2 defa başvuru yapmamıza rağmen
mazbata vermemesi de ayrı bir sorun, ayrı bir durum. Oranın da büyük bir basınç ve baskı altında olduğunu biz zaten biliyoruz. Ama Maltepe'den sonraki bahaneleri ne olacak onu da merak ediyoruz tabii. Evet. Size söylemem gerekip söylemediğimiz...